basınımızın değerli temsilcileri, Orta Doğu'da emperyalist emelleri olan devletlerin ve bunların piyonları olan PYD, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin ve toprak bütünlüğüne yönelik alçak ve hain planlarına, eylemlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her yerde karşı koyma muktedirdir. 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Hareketi nasıl o dönemde Kıbrıs halkına karşı her türlü soykırım ve cinayetleri işleyen örgütlere yönelik Kıbrıs'ta barışı tesis etmek amacıyla yapılmış ise Barış Pınar Hareketi de ülkemizin güvenliğini hem de o bölgede terör destekçisi ülkelerin desteklediği PYD, DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı hem ülkemizin güvenliğini sağlamak hem de terör örgütleri tarafından zulme uğrayan bölge halkına huzur ve barışı getirmek amacıyla düzenlenmiş bir harekattır. Tarihin derinliklerine bakanlar, Türk milletinin mazlum milletlerle daima bir ve beraber olmasıyla onlara hürriyetlerini kazanmalarında her türlü desteği verirken görürler. Bu nedenle düne kadar nasıl Kıbrıs'ta, Somali'de, Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te ve Kosova'da nasıl olduğu bir günde aynı şekilde Suriye'de devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kalaycı'ya Kıbrıs Barış Harekatı yapılmasından önce Kıbrıs Türk halkına karşı EOK terör örgütü tarafından yapılan katliamları hatırlatmak isteriz. Barış Pınar Harekatı ile ilgili beyanlarını Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan biz Kıbrıs gazileri olarak tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun, Mehmetçiğimizin ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diler. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.